Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin. As-salatu vas-salamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hayrul kelami kelamullah ve hayru hadiyye hadiyye Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman kişinin ahlakı hususunda dersi alıp oraya yapız. Bugün inşallah Müslüman musafirinin ahlakı. Peki Müslümanın seferdeki ahlakı. Ve bu ham aynı günlerde dolzarb bo'lgan mavzu, bilishimiz kerak bo'lgan muhim bir masalalar var. Çünkü ko'pchilik aka ukalarimiz musafir ülkelerge borib tirikchilik qilishlikka borilyapti. Ana şu musafirchilikda biz nimalarga rioya qilishimiz kerak? Qaysi odoblardan biz xabardor bo'lishimiz kerak? Safar. O'zi inson bolasining hayoti safar. Dunyoga keldi, yashaydi, ketadi. Bu safari dünyaya geldim, bazarga vardım, kefenlik aldım, mazarga vardım. Dünya hayatı şu özü, bazardan kefen alıp mazarga varmaya kadar. Yani şu safarın içi de, şu katta safarın içi de hem kiçkine safar var, bu bir özgürlüklerge safar kılıçlık ki, bir kança bir hayriyetler, faydalar, manfaatlar var. İnsan safarga çıkarırken, özgürlüklerge çıkarırken, bararırken, bu dünya körüşlüğüge fırsat topadı. Allah Teala'nın mahlukatları hakkında fikir yürütüşlüğüge fırsat topadı. Hem de ana şu safarı da kaysadır bir ilimge yetişlüğüge fırsat topadı. Dost artırışlıkge imkan buladı. Hayati tecrübesi köpeğe ve safardaki işlerden yine bittesi topadı yani özünü kimliğini körüp geledi. Çünkü bir adamın yaxşı yomon deyişliğinden avval o bilan safar qilgan misan degan savol beriladi. Safar qilarken siz özünüzü ham taniyasiz kimligingizni. Hem de hozirgi kundagi safarning asosiy sababi bo'lgan rizq topishlikka ham fırsat topadi. Buni ko'pchilik aka-ukalarimiz musofir yurtga borarken musulmonlar mana shu safaridan rizq topishlik maqsad qilinadi. İnsan boshqa yurtga xoh rizq talabida safar qilsin. Ha, ilim talabı diyor ki başka bir niyette sefer kısın. Madem ki şu seferi masiyet bulmasakken, şu seferi Allah için buluşluğu gerek. İhlas buluşluğu gerek. İlim örgen geniketi yaptı mı? Müslümanlar ifadeli bugün ilim. İlim örgen işliği farz edin. Ya ki Balaçaka'nın bakamandı. Pul top geniketi yaptı mı? Balaçaka bakışan farz edin. Demek bu seferi onun ibadet gelenedir. Eğer ihlas bulabiliyorum bu sefer. Müslüman adamın hayatındaki her bitti kılıyken işi ihlas bulan buluşluğu gerek. İhlas neydi? İhlas, savabli amelini Allah Ta'ala'dan, Allah Ta'ala'dan acil ümidi de Allah'ın razılığını közlep kılıçlık. Bana şu nasıl ihlas bulardı? Allah Ta'ala Kur'an'da ayta'da. Estaizu billah. Fa'budillaha muhlisan lehu din. Ala lillahi dinul halis. Bas siz Allah'a o zot uchun diningizni xolis qilgan holda, xolis qilgan holda ibodat qiling. Ey insonlar, ogoh bo'lingiz kim? Xolis din Allohnikidir. Agar qilinayotgan amalda ixlos bo'lmasa, har qancha katta bo'lmasin, bu amal qabul bo'lmaydi. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Ayting ey Muhammad, albatta namozim, ibodatlarim, hayot va mamotim butun olamlarning parvardigori bo'lmiş Alloh uchundir. Musulmon odamni tug'ilishi ham, yashashi ham, o'lishi ham Alloh uchun bo'ladi. Farzanddan boqishlik niyatida
pul topishlik uchun o'zga yurtga safar qildimi? Bu mol risk topishlikka chiqib ketyapti. Mol nima edi? Qo'limizdagi davlat pul nima edi? Hayotning vositasi, turmush vositasi. Buni qilishlik kerak. Musulmon kishi pul topaman deb chiqdimi? Demak u ibodat qilyapti. Endi ana shu pulni haloldan topishligi kerak, halolga sarf qilishligi kerak. Birinchidan musulmon odam safarida Allohni roziligini ko'zlab chiqishligi kerak. Men ham odamlardaqa ye, men ham odamlardaqa kiy, men ham uyimni andoq qilay, men ham mana bunday mashina minay degan niyat emas. Shu farzandni boqishlikni Alloh menga farz qildi, shu buyrug'ini bajargani chiqib ketyapman deb niyat qilsin, mana shu ishida ixlos bo'ladi. Ikkinchidan musulmon kishi o'zga yurtga safar qilar ekan, ana shu o'zga yurtga borganda kimligini esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Ta'assuf, ko'pchilik odamlar o'sha borgan yurtda odamlarni kepatasiga kirib ketadi. Kiyinishida, yeyish ichishida, yurish-turishida musulmon odam musulmonligi bilan aziz. Musulmon odam dini bilan aziz. Qur'oni Karimda oyatlarining ichida nozil bo'lgan oxirgi oyatlardan Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islama dina. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Diqqat qilib turing. Ne'matimni benuqson qildim. To'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Ne'matlarimni demayapti Alloh. Nima deyapti? Bitta mufrat qilib ne'matimni deyapti. Alloh taoloda ne'matlarini hisobi yo'q. Nimaga Alloh taolo ne'matim deb mufrat bitta deb aytyapti? Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar siz bilan bizga berilgan Alloh taoloning ne'matlarini sanasak, buni adog'i sanog'i yo'q. Nimaga Alloh taolo bitta ne'mat deb aytyapti? Ana shu Alloh taolo aytgan ne'mat degan so'z bu din. Bu islom, bu iymon. Siz bilan bizni boshqa xalqlardan farqimiz mana shu iymonda, islomda, dinda. Shuning uchun musulmon odam o'zga yurtga borgan paytda, g'ayri din bo'lgan yurtga borgan paytda o'zini kimligini esdan chiqarib qo'ymasin. Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iymon. In kuntum sodiqin. Ular sizga musulmon bo'lganlarini minnat qilurlar. Ayting, sizlar menga musulmon bo'lganlaringizni minnat qilmanglar. Balki agar iymonlaringizda, ya'ni iymonlaringda sodiq bo'lsangizlar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Qarang, siz bilan bizni musulmon qilgan Alloh, siz bilan bizni iymonga burib qo'ygan kim? Alloh. Siz bilan biz shu islomda, iymonda halol turganligimiz Alloh taoloning bizga berib qo'ygan marhamati bo'ldi. Agar Alloh hidoyat qilmasa, hech kim iymonda bo'lmas edi. Faraz qiling, Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Alloh hidoyat qilmaganda nima bo'lardik biz? Nima yer edik? Nima kiyar edik? Qanday yashar edik? Kimga uylanar edik? Kallalarimizda qanaqa fikrlar bo'lar edi? Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Hidoyat qildi. Hidoyat qildi, bu Alloh taoloning siz bilan bizga bergan fazl marhamati bo'ldi. Musofir yurtda yurar ekan ayrim musulmon odamlar musulmonligi esdan chiqib, namozlari esdan chiqib, gunoh ma'siyatlarda gunohligi esdan chiqib, mana shu ishlarga odatlanib qolganligini guvohi bo'lishga to'g'ri keladi. Ha, olami deydi, ha, u yo'q borib olib piyichi yurgan u deydi. Namoz o'qimasdi, piyichi yurardi deydi. Musulmon odam o'zini dini bilan aziz bo'lishligi kerak. Ana shu borgan joyining urf-odatiga kirishib ketmasligi kerak. Chunki agar ana shu xalqlarga o'xshasam, men aziz bo'laman, shulardaqa yursam, shulardaqa kiyinsam, o'zimni shulardaqa tutsam, men aziz bo'laman deb o'ylayotgan musulmon bilib qo'ysinki, azizlik ularga o'xshashlik emas. Azizlik dinda. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Alloh aytayapti. Kim azizlikni istaydigan bo'lsa, bas azizlik Allohniki, Rasulining, mu'minlarning. Siz bilan biz
Müslümanlığımız bilen özümüzü aziz bilişimiz gerek. O bilgimizdeki kuvvetimiz, çöntekimizdeki pulumuz, tanış bilişimiz bilenmez, mansap bilenmez. Müslümanlığımız bilen aziz buluşluğumuz gerek. Şuna bir oldu mu? Endi Müslümanlığı bilen özünü aziz bilmek ki ondan kandep oladı. Allah'ın ki kanaka nimet bergenliğini bilmeyaptık yani hala. Ahiratta köredi. Demek iki tane sana yapırdık. İhlas, ikincisi, özünü kimliğine isten çıkarıp koymasıyla gerek. Üçüncüden, dinli mahkem üçleşlik. Albatta Musa Büyük'e bağırdı, ihlas bilen, özünü kimliğini unutmadı, şimdi albatta dini de mahkem duradı. Huzû mâ âteynâkum bi kuvve, vazkurû mâ fîhî leallekum tattakûn. Keltirgen narsamızını mahkem üçleyin. Ve ondaki bağır narsanı yadınızda tutayım. Şayet takva egeleri bulsanız. Dinli mahkem üçledi yaptı Allah Teala. Ya Yahya, huzil kitabe bi kuvve ve âteynâhul hukme sabiyya. Biz onge, ey Yahya, kitabını mahkem üçlegin. Ve onge gödeklik çağda yok, hikmet, marifet ata ettik. Hani ikili ayette kuvvet bulan üçler. Dinli mahkem üçledi bedi yaptı. Yani acayip de, özünü yurtuda yürgende İslam'da namaz, İslam rükünleri gibi bir amel kılıp, beş mahal namaz okup, halal pakize yürüp durup, musafir yürge bargende, bu nasalada terk olayken bulsa, bu ne demek ki bu? Değil mi? Özünü yurtuda körüp dururken parverdiği ara, musafir yürge bargen payette, kör müydü de böyleydi mi? Huve semmakumul muslimine min kabul ve fî hâbe liyekûne rasûlu şehîdan aleykum وَتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ Siz bilen bizi Müslüman deyip Allah aitti. Allah Müslüman dedi mi? Özümüz yürütken Müslümanımız, musafirçilikte boyun diyen Müslümanımız. Müslüman adam seferde bularken, gayri dinlerde, ülkelerde bularken özünü Müslümanlığından üyelmesin. Dini onge büyürgen işlerde kısa, uyurdaki ürf adatlarına doğru kemese üyelmesin. Aytsin ki, parvardigar men musulmanman, men senden korkaman, seni yaxshi ko'raman, seni amringa itoat qilaman, odamlarni urf-odatiga qaramayman, ko'pchilik qilayotgan ishni qilmayman. Meni seni roziliging qiziqtiradi. Parvardigar seni buyrug'ingni qilaman deb aytishligi kerak. Eshitib qolamiz, safardan ukalarimiz, akalarimiz keladida bir-biridan shikoyat qilishni boshlaydi. Bir aytadi, bizim onun için işletip pulumuzu vermedi deydi. Hani ki işletip pul vermeyen ki karasın, o aytadi, ular sıfatlı yıkımı oldu işte deydi. Uşağıda bugün muammasını, halk alışı almasını şöyle kadar gelişedi. Kulak saptırsın, ikelesin hakkı okşaydı. Demek ki şuna kadar oldu. Demek ki şu an muamma olup yukarı götürüp gelişti. Çünkü bunlar, ana şu bir iş verip, ikincisi işleyken adam, iş verirken lan işleyken adam, şu işte boşlaştan avol, şeriat hükümleri bilen ittifak tüzüp, yazıp çizip, her bitti bir noktasını kelişip alışken de şu muamma bu mesele. Sıladan güvah boyan bu şeyler gerek, polançı işleti pulunu vermedi, mançı pulumuz yanı kabul edik, beygana pulunu vermeye koymadı, özü bilen bir laborgen, özünü yurtudan Müslüman da bilgen vermeye koydu. Elini makalış gerek. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Yok. Parvardigoringizga qasamki, to ular öz ortalarda çıkan kelishmovchiliklarda sizni hakem qilmagunlaricha ve keyin siz çıkargan hukumdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yin sunmagunlaricha zinhor mu'min bo'la olmaydilar. Shariat hukmlarini bir joyga qo'yib turib, ishni boshlashib, muammo paydo bo'lgandan keyin yechimni shariatdan istashadi. Endi shariatda javob bundoq deb aytilsa, bittasi albatta norozi bo'ladi. Chunki bittasini foydasiga hukm qilib berasiz-da. Alloh taolo aytibdi, o'rtasidagi kelishmovchilikda payg'ambarni hakam qilasizlar, dinda hakam qilasizlar va shuni o'zi kifoya qilmaydi. Chiqargan hukmiga bo'yin sunasizlar, bu ham kifoya qilmaydi. Bo'yin sunib turib, qalbingizda norozilik degan narsa qolmaydi. Siz birodar noto'g'ri qilibsiz, birodar haqqingizni berishingiz kerak.
Yoki siz noto'g'ri ish qilsiz, ishingiz chalayotgan, bu pulni olishingiz kerak emas edi. Deyilganda cho'ntagingizga zarar bo'lsa ham, qalbingiz taskin topib, rozi bo'lishingiz kerak. Xuddi sizni foydangizga hukm qilingandek. Agar shunday bo'lmas ekan, bu kishilarni Alloh taolo hargiz iymonli bo'la olmaydi deb aytadi. Tafsilotlarichi juda ko'p. Agar har bitta o'rnida umumiy xulosa qilib chiqarib olaveringlar. Safarda yurib kelayotgan aka-ukalarimiz gaplariga xulosa oladigan bo'lsangiz, o'zi bir oy masala qilsangiz ham tugamaydi. Umumiy qoida aytilmayapti, odamlar o'zlari xulosa chiqarsin. O'zini kimligini esdan chiqarmaslik kerak. Ixlosli bo'lgandan keyin hamda dinini hukmlarini mahkam ushlash kerak. Endi qarang. Wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Bu dinda sizlarga biron haraj, tanglik qilmadi Alloh taolo. Ajib. Robbisini buyrug'ini bajargani safarda, bu safarda bo'lmagan odamlar ham uyaladiganlari bor. Masalan, nomahram ayol qo'lini uzatsa, mumkin emas edi bu haromda ko'rishlik. Qo'lini uzatmagani xijolat bo'ladi. Qarang, Robbisini buyrug'ini bajargani xijolat bo'lyapti. Ha, nariga uzatyapti, xijolat bo'lmaydi. Allohning buyrug'ini bajargani hayo qiladi, uyaladi. Ha, nariga uzatyapti, shaytonning aytganini qilib. U uyalmayapti-yu. Qo'lini uzatganda g'ayridin ayolmi? Yo'q, umuman nomahram ayol. G'ayridin bo'lsa, endi biz safarda gapiryapmiz. Qo'lingizni uzatmay qo'ying. Men ko'rishmayman nomahram ayol bilan. Ha, nimaga? Dinimda bu narsa man qilingan. Men musulmonman deb turib, aytib xijolat olmasdan bir mag'rur turishlik kerak. Dindorligi bilan, musulmonligi bilan. Yoki restoranga kirsa, etiketga to'g'ri kelmaydi. Pichoq o'ng qo'lida bo'lish kerak, shavkasi bilan qoshig'i chap qo'lida bo'lish kerak. Ha, sen o'ng qo'lingga qoshig'ing bilan shavkani ol, bilkan shavka degan. Chap qo'li pichoqni shor etiketiga to'g'ri kelmasa ham, nimaga ularda qalbiga tushishing kerak? Nimaga bunaqa qilmaysan desa ayt, men musulmonman. Dinim bu narsani meni qaytaradi bu narsadan. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, la ta'kul bishimal va la tashrab bishimal fa inna shaytona ya'kul va yashrab bishimal. Chap qo'ling bilan yeb, chap qo'ling bilan ichma. Chunki shayton chap qo'li bilan yeb ichadi degan. Shuning uchun men pichoqni pichoqni chap qo'lda ushlayman, qoshiqni o'ng qo'limda ushlayman. Sizlarning etiketingizga tushmasa ham mayli. Chunki sizlarning etiketingiz uchun dinimga xilof ishni qilmayman degani uyalmaslik kerak. Agar hamma tizzasini ochib, shortki yurgan bo'lsa, nima, ushlarga o'xshab olishlik kerakmi? Bu yerda ro'molini o'rab yurgan ayollar safarga borganda, ana shularga o'xshashlik uchun ro'molini yechib, yarim-yalang'och bo'lib yurish kerakmi? Musulmonligiga qada qoldi bularda. Nima? O'zlarini yurtida ko'rib turgan Parvardigori, u musofir yurtda ko'rmaydi bo'ladimi? Hijobli ayoli bilan ko'chada yurgani uyalmaslik kerak musulmon odam. Robbisini buyrug'i bilan mag'rur bo'lish kerak. Men Allohning buyrug'iga amal qilyapman. Men musulmonman deb turib gerdeyishlik kerak bu. Ana shu g'ayri dinlarda o'lkalarning birida Oizil Qodning kitobida shunday bir hikoyani keltiradi. Savdo markazlarini tahoratxonasiga bir g'ayri din kirsa, bir musulmon tahorat qilib, rakvinaga oyog'ini solib yuvib ekan bo'ladi. Haligi g'ayri din buni ko'rib, sen musulmonlar, hamma yoqda iflos qilishasan, rasvo qilishasan. Bu yer pokizalik uchun, tozalik uchun qilingan. Nimaga oyog'ini solib bu yerda iflos qilyapsan deydi. Hali musulmon xijolat bo'lish kerak endi biz shunchada. Oyog'ini xotirjam rakvinaga solib yuvib turib, shunday qaraydida, senga bitta savolim bor deydi. Ha, nima savol? Yuzingni bir kunda necha marta yuvasan sen deydi. Desa, haligi g'ayri din, ertalab yuvaman bir marta, kunduzi bir isib ketsam yoki jahlim chiqib ketsa bir marta yuvaman deydi. Ikki marta yuvasan ekan betingni. Bilasanmi men bu oyog'imni bir kunda necha marta yuvaman deydi. Besh marta yuvaman oyog'imni deyapti. Ya'ni diniga amal qilayotganlik bilan faxrlanyapti bu. Xijolat bo'lishlikka. Xijolat bo'lishlik o'rniga. Musulmondan shunday bo'lishlik kerak. Musofir yurtda, vayzalmida, aeroportmida namoz vaqti bo'lib qolsa, namozini o'qigan hayo qiladi musulmonlar. Ayrim odamlar uyaladi. Modamiki shu namoz o'qisang oborib qamab qo'ymaydimi? Senga bir qandaydir bir musibat kelmaydimi? Aeroportga janamozingni solib o'qib olar namozingni. Uyalasanmi? Robbisini buyrug'ini bajarishlikdan uyalayotgan odam qanaqa odam bo'ladi? Shuning uchun birodarlar, safarda yurgan aka-ukalarimiz musulmonchiligini, diniy amallarini bajargani uyalmasin. Uyalmasin.
Axir odamlar shaytonda aytganini qilishlikdan uyalmayapti-ku. Ha, özümüzde ya mesela kızlarımızga ro'mol o'rab yoki bo'lmasam mana bunday kiyim, mana bunday kiyma desiz, hamma qilyapti, men qana qilib buna qilib yuraman deb Allohning buyrug'ini bajargan nima qilar? To'yimizni olinglar, to'yimizni. Mana mana narsani qilmaymiz desa qana bo'ladi u? Qanday u olib kelmayman shu 8 ta mashinani? Qanday bu to'g'ri keladi? Uyatmasmi? Oxiring. Azizlik nima deydi? Azizlik din deydi. Musofir birodar Müslümanlığını esten çıkarma. Müslümanlığını esten çıkarma. Allah Teala aytadı. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوُنْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Azizlik kereği mi? Uluğluk kereği mi? Allah Teala aytadı. Süsleşmeyler. Gamgin bulmayler. Kaygıya batmayler. Eğer hakiki iman egeleri bulsanız, sizler âliysiler. Eğer hakiki iman egeleri bulsaylar, dinilerden mahkem üşleseyler, sizler âliysiler de yaptı Allah. Başkalar emas. Olilik İslam'da, olilik Müslümanlığı'da. Neşten sana ait ettik? Üçte. İhlas buluş gerek. Kimliğini unutmasını gerek. Dinini mahkem işleştirmek gerek. Dörtüncüsü. Başkalarına ibret buluşmak gerek. Ana şu misafir ülke varsayız, kimdir namazını okumaya koyuyan? Kimdir Müslümançılık amal kılıçlı bir ilacı yok odup durup özünü şu bahane bana aldatıp yürüp de. Barayın da amallardan taşap koyan kişi yürüyen yurtta sizden yürüyün de namazınızı vakti okuyun. Közünüzü koruyunuzu halkı masiyetten teyin. Şeriat hükümlerini bacarayın da körsatı verin. İlacı var şu yerde. Şu yerde hem amal kılıç ilacı var. Sen fakat haklamayarsan eken. Müslüman adam ibret boladı. Müslüman adam ki kim ibret boladı? Ama şu gayri dinler mi? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ey müminler, sizler için Allah ve ahiret günüden ümidvar bulgen, hem de Allah'ını köp yad kılgen kişiler için Allah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberi iman itikadı ve hulk atvarı da güzel ibret var. Biz peygamberimizle örgenemiz. Biz palonchilardan o'rganmaymiz. O'n qo'limiz bilan yeymiz. O'n qo'limiz bilan ichamiz. Hojatga chop oyog'imiz bilan kirib, o'ng oyog'imiz bilan chiqamiz. Hojatda o'tirib olmaymiz uzoq. O'ng tomonimiz bilan yotib uxlaymiz. Yurish turishimizda sunnatga ergashamiz. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Chunki musulmon odamni yashashi, ishlashi, hatto o'lishi ham kim uchun bo'ladi? Alloh uchun bo'ladi. Payg'ambarimizga ergashamiz biz birodarlar. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa. Ey mu'minlar, to'la holdagi islomga kiringlar. Ya'ni o'zingizlar yurtingizda bo'lganda sunnatga, farzga, vojibga amal qilib turib, musofir yurtga borganda qilmay qo'yasizlarmi? Alloh taolay aytayapti. Lozim tutinglar udkhulu, kiringlar, lozim tutinglar fis-silmi islomni kaffan to'laligicha. Bir qismini olib, bir qismini qilmay qo'yamizmi? Musofir birodar ajal o'shada ham yetaveradi. Namoz o'qida o'qimadi degan shotchigin o'shada ham ishlaveradi. Faqat unutib qo'yibsan-da, unutib qo'yibsan. Senga qiyin joyi nimada? Atrofingda bari beynamozlar. Shulardan ta'sirlanib ketyapsan. Vaholanki sen ta'sir ko'rsatishing kerak edi. Seni ko'rib turib odamlar namozga kirishligi kerak, sen ibrat bo'lishing kerak edi. Endi ularga ta'sirlanib ketdingmi? Demak o'zing hali uni mustahkam emas ekansan. Afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Yo, kitobni bir qismiga iymon keltirib, bir qismiga kofir bo'lasizlarmi deydi Alloh taolo. Boshqalar siz bilan bizga qarab ta'lim olsin, o'rgansin. Ana shu namozini o'qimayotgan, ibodatni tashlab yorgan odamga quloq solsangiz, sharoitini bahona qiladi. Ishim undoq, sharoitim bundoq. Endi xuddi senga o'xshab, shu shaharda yurgan boshqa bir musulmonchi amal qilyapti hammasiga. Nimaga sen amal qilolmayapsan? Sen o'zing xolamading. Agar sen o'zing xolaganingda Alloh yo'l berar edi. Ishonasanmi shunga? Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqsa, Alloh uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqadigan yo'lni paydo qilur. Ya ishonmaysan bu oyatga? Sen xohlaganida namoz o'qishdi. Shariatda hukmlarini mahkam ushlayman, tashavormayman deb qattiq harakat qilib xohlaganida Alloh taolo senga yo'l ochar edi.
Ve yarzukuhu min haythu la yahtasib. Ve kütmegen cahiden rızkını yiyen verip koyardı şu adamın. Ne kadar yürüdü o şeyde? Rızk tapaman, pul tapaman da yürüdü mü? Dinini mahkemişlesin, namazını okusun. Allah'dan korksun. Allah kütmegen cahiden rızkını veremem ben de diyordu. Ve men yetevekkel ala Allahi fahuva hasbuhu. Kim Allah'a suyengen olsa, Allah özü kifaya kılar hemen muamması. Yaşamayız mı? Ondan taşkarı musafırda duası icabat buradalar. Zor Müslüman bulup musafirliği halatıyla dua kıl, icabat burada duayı. Beşinci de, Allah Teala'ya davet. Müslüman adam huttu yağmur gibi okşaydı. Kayer gibi arayıp yoksa elbette şu düşükken cahini faydalandırdı. Müslüman adam, attar gibi okşaydı. Kötarıp satıp yürüyen attar gibi okşaydı. Haliga attordan pulu bor odam olib foydalansa, puli yo'q odam bu attordan oldiga kelib hech bo'lmasa hidab maza qilib foydalanadi. Haqiqiy musulmon safarda bo'lar ekan, boshqalarni o'zini fe'li bilan, amali bilan da'vat qiladi. Bilasizmi? So'z bilan bo'ladigan da'vatdan ko'ra amaliy da'vat boshqa. Nima demadingiz? Chunki siz yashayotgan, siz vaqtincha turgan yerning egalari ana şu halklar İslam hakkında düşüncesi yok. Cüde köpçülük İslam'da nimeligini düşünmüydü. İslam'da fakat gene ular ana şu ammavi ahbarat vasıtalarda İslam'a nisbat kıyan sıfatlar bilen tanıydı halas. İslam'da yanında kan tökçülüydü. İslam'da yanında bir başka bir İslam'ı yat bugün sıfatlardır tasavvur kıladı. Gayri din bugün ayol soru yaptı. İslam'da terör kanı kadıp. Cevap belli yaptı. Bir Müslüman koşunusu var idi. Maşı Müslüman koşunu kanı kadı dese ayolat yaptı ki bu svitoy odam deyapti. Nima gap desa, aytayaptiki, uyda uxlaydi deyapti har kuni. Uyda uxlaydi. Onasiga qaraydi. Ayollarini yaxshi boqadi. Ichmaydi. Onasiga baqirmaydi. Shu svitoylikning alomatimi deyilsa, ha deyapti. Qarang. İslam'a nisbat kılınırken bu terör degan narsalar İslam'da yok. Mana şu adli bu svit olmaz bu. Bu adli bitti Müslüman, adli bitti günahkar Müslüman dese halige gayri din ayol açıkı kere yaptı. Sen buna hakarat kılma. Bu svit olmadan bu diyordu. Köre yapsın da din hakkıda, İslam hakkıda düşüncesi yok bunlarda. İslam degen de onlarca ana şu amal ve hakarat vasıtlarda verirken düşünceyle var. Eğer Müslüman adam ana şu musafir yurtta diniye amal kılıp, halal bulup, yapırken yapıya cevap verip, işi de sıfatlayıp olup, hakiki Müslüman yalak sıfatla yürürse, en zor davet şu buladı. Şimdi hakikatta bunun tezkarısı buladı öz aslında. Ben namazkan mı, ben Müslüman mı, dıp durup, işentirip durup, işte ahırda taçayasını çıkarıp koyalım. İşini hal takıp koyalım ahırda. Karapsiyana dedi, Müslümanlar ahvalı bana o dedi. Şuna değil mi? Sen Müslüman brother, ana şu musafir yurtta, özünü sözün bilen, işin bilen, fiilin bilen, ahlakın bilen, Müslüman'da kanaka buluşunu körsat, en zor davet şu. وَمَنْ اَخْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Adamlarını Allah'ın dinine davet kılgen ve özü hem yakşı amal kılıp, şak şubhasız, men Müslümanlardandır mən degen kişiden hem çıralı yarak sözler göçe kim var? Amalda koyup durup keyin yapıradı Müslümanlığı. Qarang, Alloh taolo men musulmonlardanman demayapti. Shak shubhasiz men musulmonlardanman deb aytadi deyapti. Demak, avval o'zimizni fe'l-atvorimiz bilan, yurish-turishimiz bilan da'vat qilib turib, keyin so'raydi bizdan, nimaga sen bunaqasan? Onam ham musulmonman deydi. Sen ham musulmonman deyapsan. Ha, namoz o'qimas ekan, aroq ichar ekan, cho'chqa go'shini yer ekan. Bu qanaqa musulmon deydi? Amalingiz bilan da'vat qiling. Sizdan so'rasin, ba'zida eşitçi halimeki adamı yiyem, din hakkında gebrağı olup, zirikli varırlardı. Yani bu gebrekken adamda ilim bu miydi? Hikmet bu miydi? Tecrübe bu miydi? Fakat gebersen bu oldu dedi de, roparasyonu turuyor adamı, kan kıladı. Roparasyonu turuyor adam, ölgenini künüden ahir geçe eşit duradı. Bir adab bir bulmasın dedi. Çünkü buradalar, aval amel bilen davet kılamız, kim? Nutuk bilen. Şimdi hem hikmet bilen, ilim bilen. Müslüman adam özünü yurtu diyen,
safardayam davatçı bo'ladi deb aytdik. Qarang, 1 yil yurarsiz, 2 yil yurarsiz. Qaytasiz bir kun yurtingizga. Qaytib kelganingizdan keyin bir orqani o'ylang-da, birorta odamni namozga kirib qolishiga sabab bo'ldingizmi? Birorta kofirni, birorta dinsizni kalima keltirishiga sabab bo'la oladingizmi? Yoki namozini tashlab qo'ygan, masiyatga kirib ketgan bir birodaringizni iymon yo'liga qaytib tortib qo'ya oladingizmi? Agar shuni qo'l uddasidan o'tgan bo'lsangiz, bilasizmi nima bor sizga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Lan yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka minad dunya va ma fiha." Siz tufayli Alloh bitta odamni hidoyat qilib qo'yishligi dunyo va uning ichidagi hamma narsadan afzal. Yana bir rivoyatda quyoshning nuri tushgan narsadan ko'ra sizga mana shu narsa afzal. Yana bir rivoyatda qizil tuyalardan ko'ra mana shu narsa sizga afzal deydi. So'rang o'zingizdan. O'sha safarda yurib kelib turib bitta odamga bitta kalima o'rgata oladingizmi? Tahorat qilishni o'rgatib qo'ya oladingizmi? Dinini tanita oladingizmi? Agar shunday qilgan bo'lsangiz, nimadir qilibsiz. Söz bilan da'vat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ballighu anni walau ayatan." Mendan bir oyat bo'lsa ham, bitta so'z bo'lsa ham eshitib yetkizinglar. Bitta so'zni yetkizish qiyinmi? Bitta oyatni yodlab, bir odamga aytib berishlik so'raganda qiyinmi? Qiyin emas. Agar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ajrga ega bo'lishingizni xohlaydigan bo'lsang. Nechta narsani gaplashdik? Birinchisi ixlos bo'lish kerak, ikkinchisi unutmaslik kerak kimligini, uchinchidan dinini mahkam tutishlik kerak, to'rtinchisi ibrat bo'lishlik kerak, beshinchisi da'vat qilishlik kerak. Oltinchidan musulmon kishi Alloh norozi bo'ladigan ishlardan uzoqda bo'lishlik kerak. Endi faras qiling. İçkilik o'shuncha, fahsh o'shuncha. Hiç kim tanımaydı sizi o yerde. Men hiç kim ko'rmaydi bu yerda. Deb ma'siyatga botsa. Ehtimol ha, to'g'ri. Ehtimol qaytib kelganda o'zini yurtda yana solih kishining libosini kiyib chiroyli supo bo'lib turishi mumkin. Robbing ko'rmaydimi? Seni o'zingni yurtingda ko'rgan parvardigoring u yerda ko'rmaydimi? Haqiqiy mu'min odam hech kim bo'lmagan joyda ham parvardigorini kuzatib turganligini his qiladi. Qarang, Alloh taolo nima deydi? Astag'fir billah. Va laqad xalaqnal insana va na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Aniqki, insonni biz yaratganmiz. Aniqki, insonni biz yaratganmiz. Demak, uning nafsi vasvasa qiladigan narsalarni ham bilamiz. Men o'zim yaratganman. Nafsing nimalarni vasvasa qilayotganligini men bilaman. Biz unga jon tomiridan ko'ra yaqinroqmiz. Nafsingiz nimalarni xohlayotganini o'zingiz bilasiz. Robbingiz ham bilib turibdi. Va hech kim bilmaydi bu ishni qilganingizni. Mana shu paytda Robbim meni ko'rib turibdi deb, shu gunohdan o'zingizni tiyganingizni kim bildi? Alloh. Va buni nimasi zo'r deng? Riyo yo'q-da buni. Bir savob ishni qildik, qaradingiz, hech kim yo'q, hech kim ko'rmadi, muhtan edisiz. Yoki bo'lmasa biriga bor aytib qo'ymaydi, bu kishi mana qa ish qildi deb. Demak, hech kim yo'q bo'lib turgan paytda, hech kim ko'rmagan paytda inson o'zini tiyayotganligi mu'minligini belgisi. Shuning uchun birodarlar, safardami, o'zimiz yurtimizdami, yolg'iz qolganimizda o'zimizni kimligimizni ko'raylik-da. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Oyatni davomini qarang. Zotan o'ng va chap tomonda o'tirgan ikki qabul qilguvchi, yozib turguvchi farishta insonning aytgan va qilgan barcha yaxshi yomon so'z amallarini qabul qilib yozib turur. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. U biron so'z talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa uning oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi farishta uni so'zini yozib olur. Shuning uchun musofirchilikda yurgan aka-ukalarimizga aytadigan gapimiz, birodarlar, odamlar ko'rmayapti, to'g'ri. Odamlar tanimaydi sizni, to'g'ri. Lekin yerkasida ikkita farishtangiz taniydi. Chunki ertaga qiyomat bo'ladi. Ertaga qiyomat bo'ladi. Kitoblar o'rtaga qo'yilganda inson xijolat bo'lib qoladi. Subhanalloh. Alloh bir bandani
fosh qilishni xohlasa, hech kim ko'rmaydigan, hech kim uni tanimaydigan shaharda bir fahsh qilganini uni tanimaydigan bitta odamga ko'rsatib qo'yadi. E, yetib keladigan ekan shaharga. U mana qilib yuruvdi, mana ishonavering, ishonavering. Agar sizni shu yerda qilgan gunohingizni birodar, safarda yurgan birodar hech kim ko'rmayotgan bo'lsa, Alloh yashirayaptikan hali. Uyaling Allohdan. Uyaling Allohdan. Agar Alloh fosh qilaman desa, albatta bitta tanidigan ko'z gapiradigan tilni foyda qilib qo'yadi atrofingizda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhissalom kelib so'radi. İman haqida, İslam haqida, ihson haqida. İhson nima deb Jabroil alayhissalom so'raganida payg'ambarimiz aytdilar: "Anta abudalloha ki annaka tarohu va in lam takun tarohu fa innahu yaraka." Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishing ihson. Agar sen uni ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rib turibdi. Ertaga birodarlar, ertaga ko'p uzoq emas, ishonavering. Ehtimol kimgadir bugün keçki payet, keler acal. İndinge keler kimge? Acal kegenden keyin kıyamet günü turuşluk var. Allah aytadı. Vabudi al-kitab. Vabudi al-kitabu fataral mucrimine muşfiqine mimme fihi ve yakulun. Ya veyletena ma li hadal kitab la yugadiru sagiratan ve la kabiratan illa ahsaha. Ve vecedu ma amilu hazira ve la yazlimu rabbuki ahada. Dersimizin nihayesi. So'ng har bir kishining nomoya amoli o'rtaga qo'yilur. Qiyomat kunida qo'yiladi kitobingiz o'rtaga. Hech kim ko'rmagan paytda qilgan gunohlaringiz qo'yiladi o'rtaga. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lgay. Bu qandoq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yibdi deyishlarni ko'rasiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Birinchisi o'tganimiz ixlos, ikkinchisi kimligini unutmaslik, uchinchisi dinini mahkam tutish, to'rtinchisi ibrat bo'lishlik, beshinchisi da'vat, oltinchisi Alloh g'azablanadigan ishlardan o'zini tiyishlik. Bundan tashqarichi dinimi mahkam tutaman deb e'tiqod bilan ketgan odamga Alloh taolo o'ziga o'xshagan odamlarga oboroq bora qo'yadi. Shuning uchun safarga ketayotgan mana endi yoz fasli kelyapti, yaqinlashyapti, safarga ketishlik boshlanadi. Mana shu narsani yodimizda tutaylik. Dinimi mahkam ushlayman, ibodatim mahkam bo'laman, boshqalarga ibrat olaman, axloqim bilan da'vat qilaman. Allohning buyrug'ini bajargani ketyapman. Alloh o'zimga o'xshagan odamlarga meni sherik qilgin deb duo qilib so'rab kelsin-da. Pulini ham oladi, barakasini ham o'zi bilan olib keladi. Birodarlar, pul rizq u. U rizqni ustidagi baraka degan bulunbasi ham rizq. Alloh taolo topayotgan rizqimizga baraka degan yana bitta bir ne'matini qo'shib bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum subhan robbika robbil izzati nasifun va salamun alal mursalin alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قليل كان عبادتlarımızda خسن قبل قسم بيريا دعالarımız إجابة قيام بصن ötken جمعة مسلماني سفادية أخلاق حقدان Müslüman musafirinin ahlak hakkında ders başlayan edin. Bugün inşallah mahayası yetkizemiz. Kısaca takir alaşkıla diyen basit. Müslüman kişi özünü seferde rağaya kılıç geriye boyan noktalardan altı tasına etip ötken edin. Ötken dersimizde birincisi ıhlas. Ama şu ıhliyetken seferde halis Allah'ını yüzünü kas kılıçla getirir. Bu pul topishlik maqsadida chiqadimi yoki bir ilm o'rganishlik maqsadida chiqadimi? Qaysi niyatda chiqishligidan qat'iy nazar Allohning rizosini qasd qilishiga kerak. Ikkinchidan, ya'ni o'zini kimligini unutmasligi kerak. Chunki shu safarda yurgan odamlarda ayrimlari kimligi esdan chiqib qoladi. Borib turib ana shu yurtdagi odamlarni kepatasiga kirib ketadi-da, uni kimligi o'zi ham esdan chiqarib qo'yadi kimligi. Üçüncüden başkalarına ibrat buluşluk. Çünkü ettik,
Ana şu özge yurtga borib turib, kimligini esdan chiqarib qo'yganlarga musulmon odam o'zini yurish turishi bilan ibrat bo'lishi kerak. Chunki ana shu yurtda yurib turib, namozini o'qisa ham bo'lishligi, ana shu yurtda yurib musofir bo'lib turib, shariat hukmlarini bajarish mumkinligini ko'rsatib beradigan ibrat bo'lishligi. 5-dan musulmon o'zini safarida yurar ekan, shu safari da'vat bo'lishligi kerak. Chunki shu musofir yurgan yurtlarda yurar ekan musulmon odam ana shu g'ayridinlar islom haqida tushunchasi yo'qlari bor. Islom deganda ularga shakli buzib ko'rsatilgan ma'lumotni bilishadi. Haqiqiy musulmon bilan haqiqiy musulmon axloqi egasi bo'lgan kishi bilan muloqot kechilsa, islomda nimaligini fe'lan ko'radigan bo'lsa, bu ular uchun da'vat bo'ladi. Hamda 6-dan musulmon odam safarda yurar ekan Alloh taoloni g'azablantiradigan ishlardan uzoq bo'lishligi kerak bo'ladi. Bu harom ishlar bo'ladigan joyda musulmon ishlamasligi. Cherkovlar bo'ladimi? Aroq magazin bo'ladimi? Yoki qandaydir harom qilingan, shariatimizda man qilingan ishlarga yaqin yurmasligi kerak bo'ladi. Davom etkizamiz. Musulmon odam e'tibor qilish kerak bo'lgan ishlarni keyingisi bu g'ayridinlarning dunyolarini obodligini ko'rib bunga ta'sirlanmasligi kerak. Albatta, ayrim g'ayridin bo'lgan mamlakatlarni ko'chalari tekkizdir, asbonlari, do'konlari to'ldirdir, hayotlari, maishatlari farovondir. Mana shu narsani ko'rib turib, kishi bunga aldanmasligi kerak bo'ladi. Nima qilaman endi o'zimizga borib? Ko'ryapsan, bu yerda hayot zo'r. Nima qilaman deb turib, mana shu narsaga aldanib qolayotgan odamlar bo'lsa, bilib qo'yishsinki, bu dunyo har qancha obod, har qancha bir go'zal bo'lmasin, bor yo'qi bir imtihon. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga zinat bezak qilib qo'ydik. Bu obodonchilik, bu dunyoni farovon bo'lishligi bor yo'qi bitta bir bezak zinat. Nihoya qanday bo'ladi? Va inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shak shubhasiz uning, ya'ni yerning ustidagi bezaklarni sipsilliq, qup-quruq qilib, yo'q qilib qo'yguvchi ham bizdirmiz. Qancha umr ko'radi? Necha yil yashaydi? Qancha yeydi, qancha ichadi? Oqibati nima bo'ladi? Nihoyasi nima bo'ladi? Baribir bu dunyodan ketishlik bor. Bu safarda yurgan musulmon birodar, senga qiladigan nasihatimiz shuki, bu ko'zingni qamashtirib turgan binolar, bu mashinalar, obodonchiliklar, pullar, matohlar bor yo'g'i yer yuzining zinati. Seni ajal degan xaridoring kelib olib ketgani kelganda, bularda birortasi sen bilan ketmaydi, birortasi senga asqotmaydi. Alloh taolo mana shu yerni betidagi ko'zni qamashtirib turgan zinatlarni yo'q qiladigan o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Bor qilgan o'zimizmiz deyapti Alloh taolo. Esimizdan chiqmasligi kerak. Va bu yer qiyomat kunida almashadi, boshqa yer bo'ladi. Yawma tubaddalul ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Albatta Alloh g'olibdir. Va u yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomat kunida intiqom oluvchidir. Bu yer almashadi, bu osmon almashadi, boshqa bo'ladi. Inson almashib ketadigan vaqtincha bo'lgan narsa bilan aldanmasligi kerak. Musofir birodar, sen musofirlikda yurar ekansan, agar diningni tashlab qo'ysang, ana shu g'ayridinlarning shakliga kirib ketadigan bo'lsang, albatta o'lasan baribir. Qabrga kirar ekansan, kafaning kiradi, o'zing bilan solih amaling kiradi. Boshqa ko'zingni qamashtirgan barcha narsa yerdi betida qoladi. Oila qani, mol dunyo qani, mashinalar qani, kiyim kechaklar qani, pul qani. Hech narsa qolmaydi. Dunyoga aldanmaslik kerak musulmon. Agar bir kishi dinsizmi yoki dindormi hayoti,
qat'iy nazar. Dunyoda yaxshi yashasam bo'ldi degan e'tiqodda bo'layotgan bo'lsa, bu qattiq adashgan odam bo'ladi. Yo'q emas. O'sha sirpat yaxshi edi. Bir tinga bitta yugit berardi. Bir so'mga 7 ta non beradi deb turib, ana shu dunyosini, vaqtinchalik bo'lgan dunyosini, farovonligini qo'msa, lekin dinsiz o'tgan umriga pushaymon yemayotgan odamlar kimlar bular? Innallazina la yarjuna liqa'ana وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Albatta bizga ro'bora bo'lishni umid qilmaydigan, hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib, faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar, hamda bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kimsalar, ana o'shalarning joylari kasb qilib o'tgan gunohlari sababli do'zaxdir. Hayot zo'r ekan shu yerda deb turib, shu yerda qolib ketishni niyat qilayotgan bo'lsa, diniga beparvo bo'lib qolgan bo'lsa, shu hayotda o'ziga rozi bo'lib qolgan bo'lsa, bularni Alloh taolo jahannam joy ekanligini xabarini beryapti. Qarang, hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib, faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar. Qanaqa bo'lsa ham, faqat yashasa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham, yeyishi zo'r bo'lsa, kiyinishi zo'r bo'lsa, sharoiti zo'r bo'lsa bo'ldi. Dindormi odam, dinsizmi farqi yo'q. Bularning oqibati Alloh taolo xabarini berdi qanday bo'lishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy, badavlat, farovon bo'lib yashashga hamma imkoniyati bor edi. Rasulullohning bitta xohishi bilan bo'lar edi. Lekin u zot faqirona hayot kechirishni xohladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotib turganlar biqinlariga va betlariga bo'yrasini yoki toshlarni zichib qoladi. Sahobalar ko'rib, "Ya Rasululloh, shu yumshoq narsa solib yesak bo'lmasmidi sizga?" deyishganida Rasululloh aytdilar: "Ma li valid dunya. Ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha va tarakaha." Ya'ni dunyoda ham zo'r bo'ling, sizga ham bir sharoit qilib bering deganda payg'ambarimizning javobini ko'rdim. "Meni dunyo bilan nima ishim bor? Men bu dunyoda go'yo bir musofir daraxt ostiga tushib, damini olib, yana daraxtni tark qilib ketgan odamga o'xshayman. Bu daraxtning tagiga inson safarida dam olish uchun to'xtaydi. Damini olgandan keyin, xordig'ini chiqargandan keyin nima qiladi yana? Safarini davom etkazadi. Daraxtning ostiga to'xtashdan maqsad nima edi? Safarini davom etkazishligida. Maqsad daraxtda qolishing emas edi. O'zingni yurtingdamisan, musofirmisan? Bu bari ana shu daraxt tagi. Uni obod qilaman deb yopishib olsang ham, bu yerdan surib chiqarib yuboradi. Bu yerdan ketaman desang ham, sendan so'ramasdan olib ketishadi seni bu yerga. Dunyoga bog'lanib qolmaslik kerak akalar. Bu Allohning zikridan g'ofil bo'lib qolgan aka-ukalar mana shu narsani esdan chiqarib qo'yadi. Chunki hammamizni xaridorimiz bor. O'lim. Ajab. Bu xaridor qaysi holatda keladi? Qayerda turganimizda keladi. Qanday kayfiyatda turganimizda keladi. Safarda turganingda keladimi? Ab ketdi. Ajal o'zini haqqini oldi. Agar sandiqqa solib seni yurtingga olib kelsa, ab kelishdi. Bo'lmasa o'sha yerda qolib ketasan. Nima bilan ketasan? Nima bilan qolasan? Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda qaysi kunda? Qiyomat kunida. U kunda na mol davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargina ana shu amallari, ana shu dillari foyda berar. Xulosa, musulmon birodar, sen g'ayri dinlarni yutib yurarkansan, ularda qolibiga tushib qolma. Shu yerlarda qolib ketaman, shu yerlarda bir yashayman deb xotirjam bo'lib qolmasin qalbing. Chunki sendan keyin farzandlaring kim bo'lib ketishligi seni o'ylantirmaydimi? Sen o'lib ketganingdan keyin orqangdan duo qilib qolish kerak bo'lgan farzandlar g'ayri dinlarning shakliga kirib, dinidan bexabar bo'lib, ehtimol dinsiz bo'lib ketishligi seni o'ylantirmaydimi? Nima deb bola boqilmadi? Nimaga tarbiya qilinadi? O'lganimdan keyin orqamdan duo qiladi, zurriyotim deb bola boqiladimi? Endi ana shu joyga tashab ketsang, ana shu joyda qolib ketishni niyat qilgan bo'lsang, bolalaringni g'aridin bo'lib ketishingda shubha qilaman. Chunki o'zini yurtida yurganlar ham dinini mahkam ushlamaganlari ibodatsiz, itoatsiz
bir halol haromda farqiga bormasdan yashab, o'zini yurtida ham aynib yuribdi odamlar. Endi u yurtda qolib ketsa-chi farzandlaring? La yughrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam va bi'sal mihad. Qarang, Alloh taolo nima deyapti? Sizni kofirlarning shaharlarda kezishlari aldab qo'ymasin. Ya'ni obodligi, shart sharoitining zo'rligi, sveti o'chmasligi, yo'li tekizligi, benzinining ozaligi, produktlarning ko'pligi, xullas sizni yurtingizda bo'lmagan dunyo obodonchiligi aldab qo'ymasin. Bu yelib yugurish, ya'ni g'olibona kezishlar dunyoda ozgina matodir. So'ngra joylari jahannam bo'lgay. Naqadar yomon joy u. 100 yil yashasin, 50 yil yashasin, bari ular ham o'ladimi? Abadiy qiyomat kunida nima yo'qoladi ular? Abadiy hayotda qayerda bo'ladi ular? Fikr qilaylik, o'ylanaylik. Yedi içeri barır baradiyan cahaya anak. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْاَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوَنَّهُمْ Kafir bo'lgan kimseler ise mana şu hayatta dünyanın ötkinçi lezzetlerden faydalanıp çorva hayvanları yegendik, yeb içirler ve onların cahayları dozak olur. Hayvandaki yedi, hayvandaki içeri, hayvandaki dünyada nimetlenedi. Lekin oqibati hayvonnikida qilib olmaydi bularniki. Hayvonlar hayvonda yashaydi, yer ichib ne'matlanadi, tuproq bo'lib ketadi. Endi kofirlarchi, dinsizlarchi. Onlar mahvolnahum. Ularning borar joylari jahannam bo'ladi. Shuning uchun safarda yurgan musulmon birodar, sen musulmonsan, esdan chiqarma shu narsani. Sen bu yurtlarda vaqtincha yuribsan, tirikchilik uchun yuribsan. Aldanib qolma, ibodating qolmasin. Har boyaga aytganimiz, ajal degan xaridoring qachon kelishligini sen bilmaysan, shuni esdan chiqarma. 8-inchidan. Musofir odam agar imkoni bo'lsa, 5 vaqt namozni masjidda o'qisin. Agar imkoniyati bo'lmasa, eng kamida 5 vaqt namozni o'zini joyida, o'z vaqtida ado qilsin. Chunki bir kunda o'qiladigan 5 mahal namoz hammasini yig'ishtirib kelsangiz yarim soat vaqt ketadi. Bilasizmi, har namozni o'qiyotganda kim bilan bog'lanyapsiz? Ulamolar aytadi, Alloh menga gapirsin degan odam bo'lsa, Qur'on o'qisin deydi. Qur'on o'qisak, Alloh bizga gapiradi. Endi Allohga gapirib odam bo'lsa, Allohga gapirmoqchi bo'lsa, namoz o'qisin deydi ulamolar. Bir kunda 5 mahal namozda turib Allohga gapirib tursangiz, dardlaringizni Allohga to'kib tursangiz, Allohni o'zidan so'rab o'ziga suyanib tursangiz, zoya qiladi Rabbingiz. Biz yurtlardan tijorat safarda tijorat maqsadi yurganlarning ayniganlarini yaxshisi qataraman shu gapni. O'zini yurtidan safarga borib ayniganlarning yaxshisi namoz o'qimay qo'yar ekan. Bu yaxshi, aroq ichmaydi, zino qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi, lekin namoz o'qmay qo'yar ekan. Agar yaxshisi shu bo'lsa, yomoni qanaqa edi? Voy ishonavering, pivo ichib yuribsizmi, aroq ichib yuribsizmi, xariyalarga yuribsizmi? Bu yoqqa keladi xabar. Odamlarda sizni nima qilib yurganingizni ko'rib, yurtingizga xabar berishligi sizni qanaqa xijolat qilyapti? O'zingizni yurtingizga sizni pivo ichib yoki namoz o'qimay yurganingizni xabari kelishidan uyalib ehtiyot bo'lasiz. U yurtingizga kelar bu xabar yoki kelmas, ammo qiyomat kunida aniq so'raladi-yu bu narsa. Aniq bilinadi-yu, Allohdan uyalmaysizmi? Bundan tashqari, shu namozni o'qiyotgan vaqtida ishni qizg'anayotgan odam, namoz o'qisam ishim avrimaydi deyotgan odam juda qattiq adashadi. Chunki rizq Alloh tomonidan keladi. Allohning xizmatini qilib qo'ydi, Alloh seni ishingga baraka beradi. Masjidga borib namoz o'qish haqida gapirdik. Agar musofirchilik endi qiyin, tushunamiz. Imkoniyati boricha. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, "Yarfa Allohu laka biha darajatan va yahuddu anka xotiyatan." Masjidga qadam bosib borishlikni o'zi, gunohlarni kechiradi. Payg'ambarimiz aytadilar,
U bosgan qadam sababli Alloh sen uchun bir darajani ko'tarib, bitta xatoni o'chiradi. Ko'tarib bossangiz bitta savob yozildi, bitta gunoh uchun. Hal namoz o'qigani yo'q. Masjidga qarab nima qilyapti? Shuning uchun imkoniyat bo'lsa qaytarib aytamiz, imkoniyat bo'lsa masjidga borib o'qisin. Shunda insonlar bor o'zini yurtida bemalol sharoitida bo'lib turib ham namoz o'qimaydi. Hamma sharoit ko'tarib turib ham Ramazon oyida roza tutmaydi. Endi xuddi shunday insonlar safarda ham bo'ladi. Rijalun la tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillah va iqomis solah va itoiz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. U masjidlarda ertayu kech u zotni poklaydigan kishilar bordirki, ularni na tijorat va na oldi-sotdi Allohning zikr qilishdan, namozni to'kis ado etishdan va zakotni ato etishdan mashg'ul qila olmas. Shunda erkaklar bor deyapti Alloh taolo. Rijalun deyapti. Erkaklar bor, oldi-sotdisi ham, ishi ham, hunari ham namoz o'qishdan, roza tutishdan, zakotni ato etishlikdan haqdorlarga to'solmaydi. Erkaklar ekanda bular. Ular muqimligida mana shu amallarda qanday mahkam ushlagan bo'lsa, musofir yurtga borganda mana shuni erkakligicha turadi. Agar yurtida erkak bo'lib turib, safarga borganda bu amallarni tark qilyaptimi? O'zi savol bersin o'ziga kimligi haqida. Ular kimlar? Ular dillari. Ular dillar va ko'zlar istirobga tushib qoladigan qiyomat kunidan qo'rqurlar. Esdan chiqarmaydi bu erkaklar, ajal kelib qolsa ketib qolishligini. Juma namozi. Juma namozini har qanday sharoitda o'qishlik kerak. Modomiki sen 15 kundan uzoq turasan mana shu joyda, demak juma o'qishlik senga vojib bo'ladi. Juma namozini o'qishliging bu seni qalbingga bir xotirjamlik ham olib keladiki, yolg'iz emasligingni, g'urbatda emasligingni bir his qilasan. Chunki masjidga borar ekansan, o'zingga o'xshagan musulmon birodarlaringni ko'rasan. O'zingni qadrdonlaringni musofir yurtda ko'rishing qanchalik bir xursandchilik narsa, musofirlar yaxshi biladi shu narsani. Ana shu masjidga borarkan inson 9-dan islomiy birodarlik shuurini his qiladi. Innamal mu'minuna ixva. Alloh aytadi, albatta mu'minlar birodardirlar. Ya'ni aka-ukadirlar. Alloh taolo qaranglar, arab arabni birodari, nemis nemisni birodari, qozoq yoki o'zbek musulmon qozog'i birodar demayapti. Musulmon musulmonning birodari. Millati qanaqa bo'lishidan qat'i nazar shu masjidga bordimi, demak musulmon u. La ilaha illalloh deb ham aytadi. Muhammad rasululloh deb ham aytadi. Demak seni birodaring yaqinligini his qilasan. Yolg'iz emasligini his qilasan va musulmonlarda ko'p ekanligini ko'rasan. Shuning uchun kishi mana shu shuurni his qilib turishlik uchun masjidga borib turishlik kerak. Juma namozlarini qoldirmaslik kerak. Fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana deydi Alloh taolo. Allohning ne'mati sababli birodarlarga aylandingiz. Arab arabni, pokistonlik pokistonlikni, o'zbek o'zbekni birodar emas. Musulmon musulmonning birodari. 10-chidan. Muhim masala bu. Musofirchilikda agar o'zi bilan olib ketgan bo'lsa, ayoliga e'tibor ehtimol qilishlik. Chunki siz tijorat maqsadida borarkansiz, ertalab ko'chaga chiqib ketasiz. Agar ayolingiz siz bilan birga borgan bo'lsa, uyda qoladi. Mana shu ayolning umri to'rtta devor ichida bekarga o'tib ketmasin. Dinini ta'lim olishlikka sharoit qilib bering. Kitoblarni muhayyo qiling. Disk yoki bir ma'ruzalar, islomlar filmlarda olib kelib qo'yingki, sizni yo'g'izda mana shu narsalarni ko'rishlik bilan, mana shu narsalarni o'qishlik bilan vaqt o'tkizsin, o'qisin, eshitsin, o'rgansin, bekor o'tmasin. Telefon qilib xabar olib turing. Namozingizni o'qib oldinglarmi? Qur'oningizni o'qib oldinglarmi? Bugun o'qilgan vurdinglarda. Beparvo qolib ketmasin. Chunki Alloh taolo siz bilan biz erkaklarga nima degan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey mu'minlar, ya'ni erkaklar bu yerda. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil va qattiq qo'l farishtalar bo'ladi. Alloh ularga buyurgan ishga osiy bo'lmay, buyurilgan ish qilishadi. Demak, o'zimizga javob berganimizdek
oilamizga ham javob beramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan odamlar bor. Ayoli va farzandlari. Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan kishilarni zoya qilganligini o'zi bu kishi uchun yetarli gunoh. Bu nafaqat safarda, hazarda ham shunday. Uyimizda bo'lganda ham shunday. Xotinimiz va farzandlarimizga biz qarashimiz kerak edi. Ularga rioya qilishimiz kerak edi. Tarbiyasini, xuddi oziq-ovqati bilan kiyimini rioya qilishimiz kerak bo'lgandik. Bir erkak mana shu ayoli bilan farzandini, ta'lim tarbiyasini bekor tashlab qo'yar ekanmi? Zoya qilar ekanmi bularni? Shu gunoh bu erkak uchun yetarli gunoh. So'raylik o'zimizdan. E'tibor qilyapmizmi ayollarimizning tarbiyasiga? Ya kirib qornimizni to'yg'izib ustimizni almashtirib chiqib ketyapmizmi faqat? Erkak kishini baxti to'rtta narsada. Keng hovli, yaxshi qo'shni, foydali markaz va soliha ayol. Soliha ayol kim edi? Kirib qarasiz ko'zingiz quvonadi. Buyurasiz itoat qiladi. Yo'lingizda sizga xiyonat qilmaydi, moli joniga. Endi shunaqa ayol bo'lishi uchun biz o'zimiz tarbiya qilishimiz kerakmi? Yo, tayyorimiz deymizmi? Tayyori bo'lmaydi. Chunki 20 yil turmush qilganlar ham, 30 yil turmush qilganlar ham buni aytishadi. Siz bilan biz aytgandek 100% bo'lmaydi. Lekin o'sha tarbiyasi bilan biz shug'ullanishimiz kerak. Agar tarbiyasini tashlab qo'ygan bo'lsak, kimdandir o'rganadi. Erga qanaqa muomala qilish kerak, bolaga qanaqa muomala, siz o'zingiz bermasa tashqaridan o'rganadi. Demak, musulmon erkak kishi qo'l ostidagi bo'lgan ayol va farzandlarini tarbiyasini beparvo qo'ysa, bu katta gunoh hisoblanadi unga. Payg'ambarimiz aytadilar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi." Har bittangizlar boshliqsizlar va qo'l ostidagilar haqida qiyomat kunida javob berasizlar. فَالرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ رَائِنْ وَهُوَ مَسْئُولٌ اَرْرَائِيَّتِهِ Bir erkek kişi özünü yüde başlık ve ular hakkıda mas'ul bo'ladi kıyamet gününde. Safardaki burada ayalini talim tarbiyasını bir parlak taşlar koyma. 11. da farzantlar gibi yana itibar. Hani kimdir? Ailesinden safar kıladı. Farzantlar niye bozulan avaladı. Farzandlar masalasi juda bir nozik masala. Ayoli bo'pti, dunyo qarashi shakllangan, musulmonligini tushungan, yoshi katta bo'lgan bir odam. Endi farzandlarchi? Bularni qalb daftari hali to'lgan emas bir yozuv bilan. Agar shu qalb daftarini siz yozib to'ldirmasangiz, musulmon erkak ko'chadan yozib kiradi bu narsani. Faras qiling. Safarda yurgan bir odam. Bolangiz o'ynab yerga yiqilib, qo'lini, kiyimlarini loy qilib kirdi. To'g'ri uyni ichkariga kirgizib olasizmi? Yo'q. To'xtatib, kiyimlarini yechib, hammomga olib kirib, qo'l betini yuvib, chiroyli qilib yana uyga kirasiz. Uyini iflos qilishligini xohlamaysiz. Endi mana shu bolangiz g'ayri dinlarda orasida yurib, g'ayri dinlarda tushunchasini olib, uyga kirgan paytda shu tushunchasi o'zgarganligini, shu tushunchasi noto'g'ri bo'lganligini payqaysizmi? Agar tek qo'ysiz, loy kiyimlarni kirib, uyingizni rasvo qilgandek, agar tarbiyasi bilan shug'ullanmasangiz, ana shu g'ayri dinlarning kepatasiga kirib ketadi. Ana shularni tushunchasi bilan ulg'oyadi. Va otasi, onasini, kimligini, o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yadi. Va boyaga aytganimizdek, siz uchun shu narsa yetarli gunoh bo'ladi, chunki beparvo tashlab qo'ydingiz. Ko'chadan keldimi? O'tiring. Suhbatlashing. Savollarga javob bering. Musulmonligini eslatib turing. Bu yerda musofir ekanligi, bu yerda vaqtincha ekanligini gapirib turing. Agar kimligini siz eslatib turmasangiz, kim eslatadi unga? Siz uni faqat kiyimi bilan ovqatini muhayyo qilib, haqqi ado bo'ldi deyotgan bo'lsangiz, bu tushuvlarni xom sanatsiz. Chunki uni qonini, ustini siz qilmaysiz, ishonavering. Siz o'lib ketsangiz-chi, qonni ham to'yaveradi. Usti ham bo'laveradi. Sizni yagona ishingiz, yelkangizdagi bir mas'uliyatingiz nima edi? Tarbiyasi edi. Tushuninglar, tarbiya edi.
Ha şu musabbul babaga akıgeler bizge hem tekeşli. Avukatını kıber yapız, yakşı. Kim keçegini kıber yapız. Terbiyesiz şey. Rabbisini tanıtış, dünyaya nime gekegenliğini düşündürüş, dinini öğretiş, siz bulanımız yelkenimizdeki vazifeydi. Yani hususla safarda yürüyen bir adam kuşu olmasın. Kuşu olmasın. Eğer bu bala, yaş bala, özünü yurtta da boğandığın konu hoşnesinden, mahalle köyden eşitip öğrenirdi bu dinini ya ki bu terbiyeni. Şimdi gayri dinle dişte kapıya kenarı mı öğrenirdi? Yok atıp koymayın balayızı. Yok atıp koymayın. Ota kim, ona kim, ayçiş kere, talim veriş kere. Namaz okuyken basıyız, yalnızca gelip dursun. Düşüntüreyim mi ben yine namazda? Özünü Müslüman gibi esten çıkarmasın. Tınını unutup koymasın, tınını. Ha şu gayri dinde yurtta yürüpsün mü tınını bilsin, örgensin. Albatta mektepke varadır. Lekin özünü tınını esten çıkarıp koymasın. Çünkü dini talim veriyken kitap özünü tınıda. Maruzalar özünü tınıda. Eğer özünü tınını esten çıkarıp koysa bu balanın tarbiye kılışı cüde kıyım boladı. Eğer kançadır müddet yaşar, itaatsizlik kılışıyla başladı mı? İsyanda başladı mı? Hazır gelkenimizdeki özünün hakkını talep kılıştı başladı mı? Ben balagat yaptım. Ben özünün başkalama hayatımı. Ben yol kösatmayla. Ben nema kılıştı özünü bilemem. Degenge hoşuyken gel fidi geldi mi? Zürlük bilen yurtka kaytarın onu. Eğer yani böyle bir yıl kopyası şu düşünceye gitip o yandan ki. Şu düşünceye gitip o yandan ki. Bir yıl kopyası bol ezi yok attım doğru. Yurt yüzüye kaytar var. Kimligini, nimaligini, tomirini borib o'rgansin. Havas qilmay u yerda qolib ketishlikdi. Bu vaqtincha tijorat uchun, tirishchilik uchun yuribsiz. Chunki bu farzandlar qiyomat kunida bizdan so'raladigan nima? Omonat javob beramiz. 12-dan. Siylai rahim. Hamma sopir juda qanaqa siylai rahim bo'lishi mumkin. Telefon bilan birodarlar, telefon bilan. Ana şu gayri din yurtta uzağa yürüyen adam şunlarda şekilde şunlarda kepatasa kirip gitken telefon kılıp sorup kalmıyor. Bir hafta da bir madde atıyor insanı hala. Kelleyledi kımada çiğlerden malum buladı ki bundan sonra hava varsa var. Bir hafta da bir madde çok kalmıyor. İnternet de genese çıkıp gelen. Başka bağlanış alakaları çıkıp gelen. Arzıma gelen tiğin çakat uğradı. 70'ye kirgen, 60'ye kirgen atı anası yüde oturup da bir ağız sın kalkıp taşımısız oturupsun mu işle yapan dep koyuşlukken nemesi yok. Vakti yok. Neme gel vakti yok bilasın mı? Ota anasının halıdan haber olmayan için vakti yok. Eğer silahı rahimde kıp koyanı da sın kokup bulsa yani. Bir pul ketmeydi karayın. Ama şu yetmeyken vaktin ya Allah bereke verir adı. Topu etken rızkın bir adı. Şu ota anayının duası bulan berekeli buladı. Şu ota anayının duası bulan boşun gekelekken bala kazalar dahi buladı. Şundan kızganasın. Neme kereye deydi telefon kısa. Çoğuna da deydi. Şunu kaki çoğu Yesli çoğun ne kadar telefon kıladı da? Telefon kıladım demeyi bir nasıl kereyi bulunuyor. Şunu kadar düşünce olmayan. Eğer bir nasıl kereyi bulmayan da çoğmasıdır. Elbette bu maruzalarımıza eşit olduğun saflardaki akalarımız şöyle bana şu mesela eşkenlerken darla telefonu kılıyorsa 3-4 çaka kereyi bulsa 3-4 çaka top işlikli imkan bulsa 10 metre çoğaladı bir cahaya. 10 metre çoğaladı. İhtimal topular bu pul, ihtimal topulmaz. Lekin çoğaladı. Ama omonat turgan qari otasi qari onasiga cho'miydi. Bu ota-onalar pul jo'natishni talab qilmaydi. Tinch bo'lsang bo'ldi, qayerda bo'lsang bolam, xotirjam bo'lsang bo'ldi deydi. Faqat ovozingni eshitib qo'yishni xohlaydi. Chunki boqib katta qilib, xizmatini qiladi deganda endi tirishchilik ketdi. Telefonda so'rab qo'ygan ham holimiz vaqtimiz yo'qmi? Esimizdan chiqmasin, duosini olib qolaylik. Chunki g'animat bo'ladi ham safar tugab ketib qolishi mumkin ehtimol. Armon bo'lib qolar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, la yadkhulul jannata qati'a. Ay qati'a rahim. Qarindosh urug'chilikda uzgan odam jannatga kirmaydi degan payg'ambarimiz. Ya'ni qasddan uzgan odam. Biz beparvolik bilan uzib qo'yapmiz. Telefon qilaylik, hech bo'lmasa shu internet ochib so'rashib qo'yaylik, salomlashib qo'yaylik, ko'p vaqt ketmaydi, ishonavering. Lekin bunga İçimizde hoş bulmayakkenliği İslam tabiatıdan, Müslüman kimliğimizden ancak uzaklaşıp gitkenliğimiz belgesi. فَهَلْ أَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دقت قلب. Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'lar bilan ham aloqalarni uzursizlar. Qarang, iymondan yuz o'girsanglar, shariatdan, diniylardan yuz o'girsanglar, yerda aniq buzg'unchilik qilasizlar va qarindosh urug'chilikni uzasizlar. E'tibor bering. Qarindosh urug'chilikni uzishlik, buzg'unchilik qilishlik İmandan yüz eğilgenliğine alamatı buluyordu. Onday kimseler neyse Allah lanetle gendir. Bas ularının kulaklarını pand nasihat eşitten kar, közleri ise doğru yolunu kör olmayıdigen, kör kılıp koyulgendir. Hakikaten ana şu musafirçiliğinde yürüp aynıgen adamgen nasihat kısız halamıydı hiç işte. Kılıkken şey ne doğru, çüşpagen halatın doğrumaz deseyiz halamıydı. Nemanın belgesi bu. Haqiqatan iymondan yuz o'girganligini belgisi bu odam. Xolamaydi eshitishdi. Xolamaydi. O'zi biladi adashayotganligini, lekin shunga yoqib qoldi. Shu yoqib qoldi. Odatlanib qoldi. Ar-rahmu muta'alliqatun bil arsh. Taqulu man wasalani wa salahulloh va man qata'ani qata'ahulloh. Payg'ambarimiz hadis aytadilar. Rahm ana shu onani bachadoni yoki qarindosh urug'chilik. Arshga osilib turguchidir. Arşga osilib turib shu rohim aytadi. Kim men bilan aloqasini tikkalasa qarindoshchilikni, Alloh aloqasini tikkalasin. Kim men bilan aloqasini uzsa, Alloh u bilan aloqasini uzsin. Alloh siz bilan aloqasini uzgandan keyin kimsiz siz? Nimasiz siz? Hushyor bo'laylik. Yurtimizga qo'ng'iroq chalib, nima bo'ldi? Hol-ahvolni so'rab turaylik. Kim uylandi? Tabriklab qo'yaylik. Kim vafot etdi? Ta'ziya bildirib qo'yaylik. Xabar olaylik, bu o'zimizga kerak. Axir shu qarindoshchilikni uzib qo'yib, ishlarimiz besham bo'lib ketmayotgandi. Yig'ishtirib qo'yib namozda, yig'ishtirib qo'yib qarindoshchilikni, umuman islomni yig'ishtirib qo'yib, besh bo'lib ketmayotgandi tirishchiligi. Sen birodar, bu yurtlarda rizq talabida yuribsan. Rizq esa Alloh tomonidan keladi. Rizq Alloh tomonidan keladi. Seni ham, farzandlaringni ham rizqing onangni qonida turgan paytingda 121-chi kuni Alloh taolo taqdir qilib yozib qo'ygan. Seni qilayotgan mehnating bor yo'q bitta sabab xolos. Endi fikr qilib ko'r. Namozni, ro'zani, boshqa ibodatlar tark qilishlik bilan qancha narsaga ega bo'lasan? Alloh yozgan ishiga. Lekin tark qilib turib topsang bu rizqni ustida barakati bo'lmaydi. Endi ibodatingni qilsang ham shuni topasan faqat barakati bo'ladi. Robbinga qayt, tavba qil, Allohga suyan tavakkal qil, shunda hozir o'qiladigan oyatimizni ehtimol hayotingda voqeligini ko'rarsan. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqsa, uzoq uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqadigan yo'lni paydo qilur. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib, va man yatawakkal ala Allohi fa huwa hasbuh. Va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirib, kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Tavba qil, Robbingga qayt, istig'for et, suyan tavakkal qil, Alloh taolo haqqinda mushkuldan chiqib qolgan yo'lni ham ko'rsatadi. Kutmagan joydan rizqingni ham beradi. Alloh har bitta ishda senga o'zi kifoya bo'ladi. Yo ishonmaysan bunga. Bu aytganlarimiz safardagi musulmonning axloqi haqida edi. Endi ana shu qarindoshlarini, farzandini yoki turmush o'rtog'ini o'zga yurtga jo'natib, rizq jo'natishligini kutib turgan, o'zini yurtida turgan, uyida o'tirgan kishilarga aytiladigan ikki og'iz gapimiz bor. Xo'p, musofir musulmon safarda qanday bo'lish kerakligini bildik. Endi ularni yuborgan ota-onasi, turmush o'rtoqlari qanday bo'lishlari kerak? Kishi bolasini jo'natdi biroq. Kimdir kuyovini jo'natdi. Ana shu farzand yoki kuyov qancha qiyinchilik, mehnat evaziga jo'natgan pullarini isrof qilmaylik.
Çünkü bu Jonathan'ın ekken az mı köprü mü bilmem, kançalık mehnet, meşakkat evazıge gerekeni gene öşeğe işleyenler cüde yakışı bilmem. Farzandiz ya ki türmüş ortağıyız. Buranın yurtu da kandı kıyınçilik, meşakkat evazıge. Ailesinden uzağa olup, gurubatta yürüyüşlük evazıge. Kança yaşaş için kıyın şaraitlerge sabır kırışık evazıge topgen az gene mablağını insaf kılıp işletiyorlar. Bir günü arzu havasıge sarkıp durup, bir yıllık mehnetini havaya uçur varmıyorlar. Rahim kılıyorlar o şu karındaşlarge, farzandilerge ya ki küyalarilerge. Akhir ular keynem kereye durursalarge. Bir borganda bitta poşkasını kasal kıp gelip ulta apkese, bitta tövbe öküsüz. Yani bir borganda ikinci poşkasını kasal kıp gelse, tofge gende bitti ziyafetke sargılar koysiz. Bunlar keynen kereye mi bizge? Ya bunlar kul mu bizge? Bizge fakat pul top beş kereye boyge. Otaanalar, turmuş ortağlar, bana şu tasaplardan kereyken pullarda işletişte insaf kılıyla. Eğer siz israf kılmazsan, insaf bulan sargılasız ihtimal bir yıl yürüyüş kereyim olmaz. Altı ay işletkese ihtimal yeter şu pul. Fakat insaf gerek. İnsaf gerek. Yani farzandlarını pul top geliştikçe yönetekken otaanalar bollar ilergeçi hüner ürgetiyle. Tıl ürgetiyle. O özgü yurtlarda kandilir hor bulayken farzandlar özleri bile de etmeyilisiler ya. Yönetedi bolasını. Bak pul top getiydi. Ne hüner var kolada? Ne tıldı bile de? Ne çöntekide bir tötte son pulu var? Yönetedi de iki oradan ki pul yönet doğradı. Uçi buna kabala, kolu da hüneri yok, pulu yok, tülü yok bala. Özü bir tam topu yatışı. Öşe küllük avukatını topu yiyken katlanırsa özü. Ülkeler özge yurtlarga ticaret için, tırışçılık için barmaşı basıyla tül örgeniyle. Hüner örgeni barıyla. Tül bilseyle, hünerli basıyla işleri tapışırlar asan baladı. Fakat kara mehnetki hamili künüyle. Hüner egesi, tıl egesi işini asan rah topladı. Etmek için genelimiz şuydu. Yine aytemiz desek, mayda tüyüde tavsiyatlar cüde kör. Lekin biz asası icayına ait koyduk. Bu yurtta türüp, ana şu özgü yurtlardan rızkı, pulu keleyken adamlar insaf kılıyor. Allah da Allah, ana şu safar yürgenlerimizi öz panahı da asırasın. Kılıyetken kesbikarga, barakat versin. Bala kazalardan özü asırasın ve ibadetleri de daimi bu işi ki özü tahkik vergen olsun. Akulu kavli, hâda ve astagfirullah aleyhi ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.